Yaklaşık 10 gündür Yusuf'un kokusunu alıyor. Bir süvari geliyor. Bir süvari Kenan'a doğru geliyor. Bir süvari geliyor. Kenan'a doğru bir süvari geliyor. Kenan'a doğru bir süvari geliyor. Bu kardeşim Levi. Bu Levi mi? Demek Levi geri döndü. Evet, bu Levi. Peki neden yalnız? Levi geldi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Selam sana baba. Levi, sen misin oğlum? Seni çok merak ettim. Sizi gördüğüme çok sevindim baba. Ben de sizi çok merak ediyordum. Yusuf'un kokusu geliyor. Yanında Yusuf'u mu getirdin? Sakin ol baba. Hem evet hem de hayır baba. Yusuf'tan bir nişane getirdim. Nişane mi? Nasıl bir şey? Size Yusuf'un kokusunu getirdim baba. Gümüş renkli parlak bir gömlek mi? Evet. Ta kendisi. Ben onu tanıyorum. Bu peygamberlik hırkasıdır. Ona saygıyla dokunmalısınız. Bu gömlek ceddim İbrahim'den İshak'a, ondan da bana gelmiştir. Bu Yusuf'un yanında olmalıydı. Onu nereden buldun? Bu gömleği bana Yusuf verdi baba. Yusuf mu? Yusuf mu? Ne dedin oğlum? Doğru mu duydum? Yusuf'a ne oldu? Hayır, Yusuf'a hiçbir şey olmadı. Biz Yusuf'u bulduk. Kardeşim Yusuf şu anda Mısır'ın azizi. Mısır azizi bizim kaybolmuş Yusuf'umuz baba. Baba. Ne oldu? Neyiniz var ne baba? Ne oldu, iyi misiniz? Ne oldu? Endişelenmeyin. Ben iyiyim. Allah'ın peygamberi, neler oluyor? Bir şey yok. İyi misin baba? Peki kendisi nerede? Ben bu gömlek getirmelerinizden korkuyorum. Bundan önce Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiniz. Ama kendisini getirmediniz. Bu sefer de Yusuf'un gömleğini getirdiniz ama kendisini getirmediniz. Yusuf'u yanımda getiremezdim. Çünkü o Mısır'ın azizi baba. Bu gömleği kendisinden uzaklaştırmamasını söylemiştim. Onun niçin sana verdi? Sizin için onu kendinden uzaklaştırdı. Bu gömleğin size şifa vererek gözlerinizi açabileceğini söyledi baba. Bu gömlek şifa veriyor. Söylemedim. Yusuf'un benden üstün olduğunu söylemedim mi? Eğer üstün olmasaydı, gömleği gözlerime şifa vermezdi. Allah'ım. Allah'ım. Aşk nelere kadirdir? Aşk nelere kadirdir? Kutlu olsun sana Yakup. 10 gündür Yusuf'un kokusunu alıyorum. Herkes benim delirdiğimi sanıyor. Onlar aşk alemine yabancı. Yusuf'un gömleği Mısır'dan sana 10 gün önceden gönderildi. Yusuf'umun gömleğinin kokusunu 10 günlük yoldan mı alıyorum? Daha önce Yusuf'un olduğu kuyudan geçtin.
ama onun kokusunu hissetmedi. Peki niçin bugün hem de uzak yolda? Peygamberlik makamının mahiyetini o gün bugün ettiğin gibi idrak etmiyordu. Demek ki doğru anlamışım. Yusuf benden üstündü. Evet. Sen bir veliden ayrı düştüğün için ağlıyordun. Senin bu ağlayışların seni önceki makamından daha yüksek bir makama taşıdı. Peygamberlik makamına sevgiyle bağlanmak her gözüm acı. Baba! Baba! Gözleriniz artık ak değil. Ben sizi görüyorum. Görüyor musunuz baba? Şükürler olsun. Evet yavrum. Yusuf'un bu gömleği Allah'ın izniyle gözlerimi iyileştirdi. İbrahim'i Nemrut'un ateşinden koruyan gömlek gözlerimi iyileştirmez mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Kardeşlerim. Şükürler kardeşlerim nerede? Merak etmeyin. Gelecekler baba. Peki ya Yusuf? Yusuf da onlarla mı? Hayır baba. Biz onu görmeye gideceğiz. Bütün akrabalarımızla birlikte. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım peygamberi iyileşti. Yakup peygamberin gözleri açıldı. Demedim mi size? Babam burada yok. Burası hüzünler kulübesi ama artık babam hüzünlü değil ki. Muhakkak babamın gözleri açılmış, o da yeniden eve dönmüştür. Öyle. Bugün geleceğinizi bildiğim için sizi bekledim. Selam olsun size baba. Selam sana oğlum. Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim. Baba... Gözleriniz açılmış. Görüyorsunuz. Kardeşin Yusuf'un gömleğinin bir mucizesi bu oğlum. Selam sana baba. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine. Babamın gözleri, gözleri güzelleşmiş. Gözleri. Görüyor musunuz? Evet. Sağlığı yerinde. Allah'ın peygamberine selam. Selam olsun. Selam. Selam. Gidelim. Haklı. Bizi bağışlamamak da haklı. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberi. Hoş Allah'ın geldiniz. Peygamberine selam Allah'ın olsun. Selamı Allah'ın üzerinize peygamberine olsun. Selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam olsun. Selam olsun. Mutlu değil misin? Mutluyum. Ancak acı dolu geçmiş yıllar beni rahat bırakmıyor. Babam rahatsız mı? Bu çok doğal. Oğullarının nasıl büyük bir günah işlediğini öğrendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.